loca. Me tiene loco en la cabeza cuando me tocas. Siento que todo está bien, pero en verdad yo no sé. Şimdi hemen kahvaltı edeceğiz. Hemen hazırlanacağım o yüzden. Saçıma bir yağ sürelim beraber. Dün gece duş almıştım ama şu anda uçları neden böyle oldu anlamadım. Dün böyle yumuşacıktı, dümdüzdü. Bir kere yatıp kalkıyorsunuz, sonra yağ sürelim beraber. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Ben böyle çabucak videoyu açıyorum ve direkt konuya dalıyorum bile. Şimdi annemlerle kahvaltıya gideceğiz. Deniz kenarında böyle piknik gibi, yani kahvaltı ederken kendimiz götüreceğiz bir şeyler. Ben tabii götürmüyorum. Yeni gelin her zaman hazıra konar. Her zaman ortada ne varsa onu alır, yer. Yeni gelin diyoruz da yani 1,5 sene olacak. Üstümde uyumlu bir serum. Origins. Ay işte. Ellerim saç yağı oldu. Gözaltı için. Ah, gözaltım çok yorgun şu sıralar. Video editlemekten, telefona bakmaktan. Bindirici kremimi sürüp üstüne güneş kremini süreceğim. Az kaldı. Güneş kremi tabii ki de bu. Bütün arkadaşlarıma bunu tavsiye ettim ve hepsi de çok memnunlar. Çok yakın arkadaşlarım da Nuxe'un güneş kremini kullanıyor. 50 faktör kullanıyorum ben. Yani hiçbir leke sorunum vesaire olmadı. Sadece benim bir bıyık üstünde bir leke sorunum oluşmaya başladı böyle çok ufaktan. Doktora da gittim, gösterdim. O da böyle çok ufak başlamış. O yüzden önlem alabiliriz demişti. Ama onun güneş kremiyle bir alakası yok. Ben bir süre bir lazer yaptırdım yüzüme ve yaz dönemine denk geliyordu. O yüzden de ondan dolayı leke oluştuğunu düşünüyorum. Ya da sirada yapıp bir güneş görmüştür. Hani bazen doktor da dedi, her an bir, yani arabada bile bir güneş görmesi leke yapma olasılığı var demişti. Ama o da bu kremi kullanabilirsin dedi. Önerdi yani. Antalya'da yaşadığımız için güneşin yaz kış leke yapma olasılığı var. O yüzden hassas bir cildiniz varsa egzama da lekeye duyarlı. Yaz kış güneşten korumanız gerekiyor. Evet arkadaşlar, şu anda kahvaltıya gidiyoruz. Size küçük bir şey söylemek istiyorum aslında. Bunu daha önceki vloglarımda söyleyecektim. Benim bir tane IKEA vlogum var, böyle Gülin'le beraber gezdiğimiz. Orada ben hiçbir giriş yapmamışım. Böyle Gülin'i tanıtmamışım. İşte Gülin sanki benim öylesine arkadaşımmış gibi çıkmış. Bu arada o bana hiçbir şey söylemedi, yani niye böyle oldu falan diye. Benim sadece içime dert oldu. Sonra şunu fark ettik biz ikimiz de konuşunca. Ben gerçekten kendi kişiliğimi yansıtmak istiyorum. Kendimi yansıtmak istiyorum sadece. Başkası gibi davranmıyorum. Hani bir fake bir şey yapmıyorum. Kendim gibi olmama rağmen çok zor. Bunu yansıtmak bile zor bir iş bence. Yani bu böyle çok zor bir iş gibi demek istemiyorum ama de, yani kamera açınca böyle bir garip oluyor. Hani sohbet gibi olmuyor. Mesela siz izlerken öyle normal, hani çok basit bir şeymiş gibi gözüküyor ama şimdi ben videoyu çekiyorum. Sonra editlerken defalarca izliyorum. Bakıyorum işte böyle, hani burada saçma bir laf etmişim ya, burayı keseyim diyorum. Sonunda video ortaya çıkıyor. Sonra videoyu tekrar izliyorum. Bu sefer ben bunu nasıl fark etmemişim? Böyle saçma sapan bir durum var ortada ya da bir şey demişim. Böyle bir saçma bir laf etmişim. Hani demek istediğim şeyi fark ettim. Biz yürüyen merdivende iniyoruz. Yürüyen merdiven inerken ben de Gülün'ü çekiyorum. Hani o sırada hiç onu belirtmemişim mesela. Benim bütün alışverişim onun elinde. O sırada otoparka iniyorduk. Eşyaları arabaya bırakacaktık. Da hiçbir şekilde Gülün'ün bana yardım ettiğini, ben video çekiyorum orada. O da o sırada ben eşyaları ben taşıyayım dedi ve aşağı arabaya beraber eşyaları koydu. Hiç tanımadığım birisinin videosunu izliyorum diye düşündüm.
İşte bu kız da arkadaşını sanki yanında kullanmak için getirmiş falan diyebilirdim. Çünkü öyle bir görüntü var. Olduğunuz gibi de davransanız bunu yansıtabilmek çok zor burada. Kendi kendinize konuşuyormuş gibi oluyor. Kendi kendinize konuşurken de insan saçmalar ya. Böyle bir duruma düşebiliyoruz bazen. O yüzden bu zamanla olacak diye düşünüyorum. Böyle küçük bir bundan bahsedeyim dedim. Neyse. Saçmaladığımı hissettim. Öksürsemliğinden olabilir. Arkadaşlar, Aralık ayında Antalya'nın şu güzelliğine bakar mısınız lütfen? Ve havanın sıcaklığına, mont bile giymiyoruz, yelek maksimum. Hava mükemmel. Biz geldik şimdi. Suyumuzu içelim. Oh, iyi ki arabaya su bulunduruyorum. Elimiz uzak olduğu için. Burada bizimkileri gördüm, oturuyorlar orada. Arkadaşlar keyfe bakın, keyfe. Böyle bir keyif olabilir mi? Allah Allah. Emin sandalye getirmeyi unuttum ya. Arabada varmış. Burada bir tane var dedin kızım. Onun için en önemli olan çikolata de. Niye onu? Hayır, evde başka tatlı kalmadı. Bir şey ya, ama ben şeyim mevim 10 numara mermer. Hayatım böyle 10 numara. Bak keyfim 10 numara. Çok güzel. Çarptım 10 numara. Bak keyfim mevim 10 numara. Ben de eski bir. Ama muhberiden kalma. Muhberi ne be? Aa, eskiden. Nuh Nebi. Nuh ne kız? Onu da mı veriyorum ben ona annesi. Düzgün ısır. Tamam. Oradan Mehmet Bey'i aradı Mustafa. Ondan sonra ama şey. Kızları at. Annemizin torun vakti gelmiş ya. Sıcak olmasın? Çık kafasına resmen. Sıcak sıcak. Yancandı. Melis tabancaya koymayacakmışlar. Melis tabancaya koymayacakmış. Sana şey bakmış ya. Lütfen bunu bir vereyim ağzına, bir aç sen. Aç ağzını. Melis, sen bu kafandakini kaybı güzelmiş. Aldım dedim bir tane. Nereden aldın? Şu randevuları sıkıştırdı. Speak English. No. You speak English. Hadi hadi. Bak bak, oğlan geldi. Kaşık çek. Yanmış benim kaşıkta. Keramet kaşıkta bence. Niye girmedin? Deseydin geçin. Gel. Önce şuradan ama çamaşırına mı gireceksin? Hayır. Ne oldu? Allah aşkına bak. Ne yapıyorsun? Denize gireceğim diye üstümü çıkartıyor. Dalga geçme çocuğuna gelmeyecek. Anne. Hayır, denize giremeyiz. Anne. Ben gireceğim. Gireceğim ben de. Gireceğiz beraber. Tamam mı? Hadi gel. Merve ne yapıyorsun? Sen gelecek. Tamam, giremezsin. Arkadaşlar şimdi ben bir H&M'e bakmam gerekiyordu. Çünkü böyle yıl son alışveriş diye bir video çekmiştim. Orada H&M'den yaptığım alışverişi gösterdim. Ama onların ben kodlarını yazacağım demişim. Sonra kodları yok, onları kaybettim. Online'da da hiçbir şekilde aldıklarım yok yani. Açık havada bir AVM. Şimdi hemen oraya geldim. Bir H&M'e uğrayacağım. O aldıklarım, bakalım kodları burada var mı? Onlar için geldim yani. Arkadaşlar burası çok büyük, çok güzel şeyler var diyordum ama yok onlardan. Nasıl unuturum ben onların kodlarını ya? Starbucks'ımı aldım. H&M'de bir şeyler bakınırken şarjım bitti. Alışveriş de yaptım şöyle. Onları da göstereceğim. Şimdi eve gidiyoruz. Mecbur çevre yolundan gideceğiz ya. Şehir içinden gideceğiz sanıp sevinmiştim. Yanlış yöne girmişim. Çevre yolu yönüne girmişim. Hava çok sıcak. O yüzden ice latte aldım. Normalde ben ice latte sevmem aslında çok fazla. Böyle ice americano, az sütlü. Az sütlü ice americano seviyorum.
ama bu sefer ne aldım biliyor musunuz? Arkadaşım dedi ki yulaf sütlü ice latte al, ekstra şatlı dedim. Ben ekstra şat koydurmayı unuttum. Hatta aldım ve tadı çok güzel. Mutlaka deneyin derim. Yusufcan her akşam bir tatlı istiyor. Ya onun sevdiği tatlılar da böyle toplasam 1-2 tanedir. Çünkü asla pasta, kek, böyle Starbucks tatlılarını, cheesecake, brownie, cookie hiç sevmiyor. Dondurma bile sevmiyor. İnanabilir misiniz? Dondurma sevmeyen bir adam. Dondurma sevmeyen bir insan olamaz bence. Hadi çikolataya da geçtim de bence dondurma, yani buralarda yeni açılan bir pastane vardı. Böyle butik otel ağzında bir pastane var. Orada böyle çok güzel tatlar gözüme çarpmıştı. Tabii Yusufcan ne kadarını sever bilmiyorum. O daha çok magnolia, böyle sütlü tatlı olsun, muhallebili tatlıları seviyor. Hatta böyle chia puding falan bile yapsam bayılır bence. Yani çok zamanım olmuyor. Onu yapmaya üşeniyorum işte. Yok yani benim elimden gelmiyor arkadaşlar. Ben gideceğim. Şimdi aklıma gelmişken en azından tatlımı almış olurum. Yani yapamıyor olsam bile gideceğim tatlımı alacağım. Evet, bahsettiğim tatlıcıya geldik. Burası. Pastaneden aldıklarımı şöyle... Bir tanesi glutensiz brownie, böyle portakallı brownie kendime aldım. Bu magnolia. Ne olursa olsun bugün spor yapılacaktı. Bu saate kaldı ama mecbur. Bugün artık mutlaka yapmam gerek. Bu hafta artık düzenli spor yapacağım diye kendime söz vermiştim. Bu yüzden de bugün artık aksatmamak istedim. Saat kaç olursa olsun. Şimdi zaten 30 dakikam kaldı. 45 dakikalık programı yapıyorum. Normalde sabah yapmayı seviyorum ben spor ama bugün kahvaltıya gittim gördünüz. Sonra işlerim vardı işte. Eve geldim. Yemek yedim. Yemek bu saati buldu. Neyse ki Yusufcan da bu çok uykusu vermiş. Sen ve dizi başlayana kadar ben biraz kestireyim dedi, beni uyandırsın dedi. Benim için de daha iyi oldu yani. Ya bir papağanımız eksikti zaten. Ama etrafa tüy saçıyormuş o uçarken. Aman çay yapıyorum. Herkese iyi pazarlar. Evet, bugün çok ilginç bir pazar olacak. Çünkü şimdi hemen duş aldım, hazırlanıp Yusufcan'ın dedesine kahvaltıya gideceğiz. Daha sonra da dışım var, İrlandalı. Onu da böyle ailesi her sene böyle Christmas yemeği düzenliyor. Noel, bu Noel bugün çünkü. Onlara Noel yemeğine gideceğiz. Şimdi makyaj yapmaya falan vaktim yok. Sadece bir saçımı yapacağım. Üstümü giyeceğim, makyajımı yanıma alacağım. Onu artık kahvaltıdan çıkınca yaparım. Ama gerek yok sabah sabah. Orada telaştan bir şey çekemedi. Nasıl dede ziyareti? Vallahi köy yumurtası da iyi geldi. Zeytin de yedim. Sırf şifa olsun diye yedim bu arada. Bu kadar. Organik yemek için yani. Ama çok hamur yedik. İşte hamur yedik. Aslında yumurta da zeytin iyiydi. Çok iyiydi. Ben 3 tane pişi yedim. Hayatımda ilk defa 3 tane birden pişi yedim herhalde. Bir de hiç böyle bal falan da sürmedim ben. Sade mi? Sade yedim. Nereye yemeğe gidecektik? Şimdi yine H&M'e geldik. Neden diye soracak olursanız. Çünkü Yusufcan ya bir üstüne bir şey döker. Eve gitmeye üşeniriz, geliriz buradan böyle bir tişört alırız. Şimdi bir sweatshirt giyinecek, sonra gideceğiz yani böyle bir çocuk. Bu çok iyi oldu. Ha? Çok iyi oldu bence böyle bir şey. İyi değil mi? İyi, iyi. Basın mı? Çıkaracağız mı? Geleceğiz mi? Çıkartalım. Ne yapıyorsun? Hoş geldin. Zaten benim hiç
Yiyecek yerim kalmadı yani. Yapma. Holly hanging across the door. Neighbors singing tales of yore. It's so close. I risk Christmas makeup. Gözlerimdeki ışıltı yok. Gerçekten fark. Işıltı yok, fark edilmeyecek gibi değil yani. Fark edilmiyor. Bence burada kullanabilirdim bu farkı. Şeye ben. Ama asıl ışıltı da çekmek lazım. Şu an burası karanlık. Waking up on Christmas. Children dream, 'tis the season, most everywhere, so come home. Sadece oğlum sisters. Çok seviyorum bunu. Ben seviyorum. So wrapped around the tree, snowflakes dancing in the street, present strength for you and me. Above the fire, bells are rocking to the choir. No, nothing. Waking up on Christmas Day.